Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kuşbaşılı pide tarifim var. Bu pidenin yapımı hem çok kolay hem de pidemiz çok lezzetli oluyor. Az malzemeli çok lezzetli pidemizin hemen yapım aşamasına geçelim isterseniz arkadaşlar. İlk önce iç harcını hazırlayarak başlıyorum. İlk önce yarım çay bardağı sıvı yağ tavanın içerisine alıyorum. Pidemizi kapalı pide olarak hazırlıyorum arkadaşlar. Kuşbaşılı yapacağım bugün. İsterseniz siz kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Burada 300 gram kadar et var arkadaşlar. Küçük küçük doğradım ve kızgın yağın üzerine alıp suyunu çekene kadar kavuruyorum. Gördüğünüz gibi et sulandı. Suyunu çekene kadar kavurduktan sonra hemen üzerine 2 tane orta boy soğanı doğradım. Soğanları etin üzerine ekliyorum. 1 tane de kapya biberi küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırarak kavuruyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baharatları ekliyorum. Pul biber, karabiber, 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Baharatları da ekledikten sonra tekrar karıştırıp soğuması için bir kenara alıyorum. Şöyle yakından bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir iç harcı oldu. Şimdi isterseniz hamurunu hazırlamaya geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, tepeleme 1 tatlı kaşığı da kuru mayayı ekleyip üzerine 250 ml su ekliyorum. Şöyle mayanın erimesi için bir karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra hemen unu azar azar ekleyerek hamurumu güzelce toparlıyorum. Unu azar azar ekliyorum arkadaşlar. Toplamda 4 bardak un kullandım. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şöyle yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamurumuzu bu şekilde yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Üzerini açıp toparlıyorum. Toparladıktan sonra bezeleri hazırlıyorum. Bezeleri koyacağım kabın içerisine unladıktan sonra hemen bezeleri yapmaya geçiyorum. Bezeleri ilk önce avcumun içerisinde yuvarlak şekilde hazırladıktan sonra daha sonra da aynı videoda gördüğünüz gibi uzun şekil veriyorum. Açılmasının daha kolay olması için. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bir kenara alıp açmaya başlıyorum. Eğer vaktiniz varsa bezeleri hazırladıktan sonra üzeri kapalı bir şekilde 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Ben hiç bekletmeden açtım arkadaşlar video hazırladığım için. Tezgahın üzerine biraz unladıktan sonra elimizle bu şekilde uzun şekil vererek açalım. İsterseniz merdane ya da oklava ile de açabilirsiniz. Hemen şimdi diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için kolay bir şekilde açılıyor zaten. Bu arada elinize yapışmaması için undan yardım alabilirsiniz. Ara sıra böyle elinizle çekiştirerek böyle uzun şekilde açalım. Birkaç tanesini bu şekilde hazırladıktan sonra hemen iç malzemeyi içine hazırlayıp koyacağım.
Hemen bir tanesini daha hızlı bir şekilde gösterip artık iç malzemeyi koyacağım arkadaşlar. Bu pideyi yapmak gerçekten çok kolay oluyor. Dışarıdan pide almanıza hiç gerek yok. Evinizde siz de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Gördüğünüz gibi 4 tanesini hazırladım. Şimdi hemen iç malzemeyi koyuyorum. Ben kuşbaşılı hazırladım. İsterseniz siz kıyma varsa kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen kapatmaya geçiyorum. Aynen videoda gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde kapatalım. Elimizle güzelce bastıralım açılmaması için. Daha sonra da çevirip üzerinden elimizle hafif hafif bastıralım. Hepsini aynı şekilde kapatıyorum. Elinize yapışmaması için yine undan yardım alabilirsiniz. İstediğiniz iç malzemeyle bu pideyi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz peynirli, patatesli de yapabilirsiniz. Hepsi de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hemen bunu da kapattıktan sonra tepsimin üzerine alacağım. Ve 200 derecelik fırınımda pişireceğim arkadaşlar. Tepsinin ters tarafına koyuyorum pideleri. Tepsiyi ilk önce unladıktan sonra uzun şekilde yerleştiriyorum. Tepsinin uzunluğuna göre yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra hemen fırına pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi pidelerimiz hazır. Üzerine hiçbir şey sürmüyorum. Fırında bir 15-20 dakika bekledikten sonra tepsiyi çıkarıp üzerine birazcık tereyağı sürüyorum. Bu sayede üzerleri daha güzel kızarıyor. Tabii isterseniz siz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Hemen tereyağını sürdükten sonra tekrar pişirmeye gönderiyorum. Bu arada diğer kalanları da hazırlıyorum ben. Hemen bunu da kapatıyorum gördüğünüz gibi. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilir ve tariflerimden hemen haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu kaşarlı hazırlıyorum. Kızım kaşarlı pideyi çok sevdiği için bir tanesini kaşarlı hazırladım. Siz de arzuya göre istediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Bu arada diğerleri fırında pişiyor. Hemen fırından çıkarınca sizlere nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Dışarıdan hiç almanıza gerek yok. Evinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Emin olun çok lezzetli oluyor. Garantili bir tariftir. Elinizle biraz çekiştirerek hepsini eşit boya getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi diğerlerini fırından çıkardım arkadaşlar. Şöyle sizlere altını üstünü de bir göstermek istiyorum. Çok güzel kızarmış. Altı da çok güzel pişmiş ve yumuşacık olmuş. Şimdi bir de kesip içini göstereceğim.
Bakın arkadaşlar, harika bir pide oldu. Hem incecik hem de yumuşacık bir pide oldu. Deneyecek olanlara tekrar buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Ben diğerleri pişerken bunları sizlere göstermek istedim. Diğerleri fırında pişiyor şu anda. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.